Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Göçmenlik Bürosu'nun dosyaları hızlandırma atağından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Göçmenlik Bürosu COVID öncesinde Trump zamanında ve özellikle de COVID zamanında ciddi şekilde dosyalara geç bakmaya başladı. Bir sürü dosyada gecikme var ve uzun süredir bu dosyaların hali ne olacak? Bu dosyalar daha ne kadar uzayacak diye soruyorduk. Bunları videolarımızda anlatıyorduk. Göçmenlik Bürosu nihayet artık baskılara dayanamadığı için, kendisi de içinde bulunduğu durumu fark ettiği için bu konuyla ilgili, yani dosyaların hızlandırılması, dosyalara bakılma süreleriyle ilgili bir güncelleme yayınladı. Bir anons yaptı. Bu çok heyecan verici bir şey aslında, çok yeni bir gelişme ve bu videoda size Göçmenlik Bürosu'nun ellerindeki dosyaları eritmesi ve bundan sonraki dosyalara bakma süreleriyle ilgili yaptığı açıklamadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Göçmenlik Bürosu'nun yaptığı dosyaları hızlandırma anonsundan kimler etkileniyor? Hangi dosyalar etkileniyor? Bunun bir analizini yapalım. Bir kere açıklama yapan Göçmenlik Bürosu. Göçmenlik Bürosu olduğu için Amerika içinde yapılan Göçmenlik Bürosu'na, yani USCIS'e yapılan başvurularla ilgili bu açıklama. Konsolosluk başvurularını ilgilendirmiyor. Sadece Göçmenlik Bürosu'nu ilgilendiriyor. Çalışma Bakanlığı, mesela Labor Certification dediğimiz prosedürü de ilgilendirmiyor. Sadece Göçmenlik Bürosu'na yapılan başvuruları ilgilendiriyor. Peki bu açıklama ne söylüyor? Bu açıklama aslında iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmı, bazı dosyalara bundan sonra premium processing getirileceğini söylüyor. İkinci kısmı ise dosyaların bundan sonraki inceleme süreleriyle ilgili Göçmenlik Bürosu'nun hedef sürelerini açıklıyor. Yani Göçmenlik Bürosu diyor ki her dosya grubuyla alakalı belli inceleme süreleri olacak. Ben bunlara mümkün olduğu kadar uymaya çalışacağım. Ha, bu arada bazı dosyalara da ekstra premium processing, yani dosyayı harç yatırarak hızlandırma metodu getiriyorum. Eğer bu süreleri beğenmeyen varsa, bu süreler kendisi için uzun gelen insanlar varsa dosyaları bu şekilde hızlandırabilirler ek bir ücret ödeyerek diyor. Açıklamanın temeli aslında bu. Peki bu açıklamayı biraz daha detaylı incelediğimizde neyle karşılaşıyoruz? Şimdi ona bakalım. Öncelikle Göçmenlik Bürosu'nun hedeflediği sürelere bir göz atalım. Göçmenlik Bürosu'nun hedeflediği 3 tip süre olduğunu görüyoruz. Bu sürelerden bir tanesi 2 ay, bir tanesi 3 ay, bir tanesi de 6 ay. 2 ay içinde bitirmeye çalışacağı dosya grupları arasında 129 başvuruları, yani 129 formuyla yapılan başvurular. Tabii 129 formu deyince tam konu anlaşılmıyor ama 129 formuyla hangi başvurular yapılıyor ona bakmak lazım. Mesela H1 başvuruları, mesela L1 başvuruları, mesela Amerika içinde yapılan E1, E2 gibi başvurular, mesela R1 başvuruları, mesela O1 başvuruları, P vizesi başvuruları, R vizesi başvuruları, bunların hepsi 129 formülle yapılıyor. Aslında Amerika içinde göçmen olmayan vize kategorilerinin, çalışma izni verenlerinin hemen tamamı zaten 129 formülle yapılıyor. Dolayısıyla bu 129 formlarının tamamında 2 aylık bir süre öngörüyor Göçmenlik Bürosu. Peki şu anda realitede durum ne? 129 formlarının 4 aydan tutun da 16 aya kadar uzadığı durumlar şu anda söz konusu. Dolayısıyla Göçmenlik Bürosu eğer bu hedefini tutturabilirse bütün dosyaları çok daha kısa bir süre içinde incelemiş olacak. Göçmenlik Bürosu'nun hedeflediği ikinci süre 3 ay. 3 ay içinde bakmayı düşündüğü dosya grupları da, hedeflediği dosya grupları da I-539, yani Amerika içindeki statü değişikliği başvuruları, I-765, yani Amerika içindeki bütün çalışma izni, EAD dediğimiz çalışma izni başvuruları, I-131 dediğimiz Advanced Parole, yani Green Card başvurusu devam eden bir kişinin Amerika dışına çıkıp gelmesini sağlayan başvuru kategorisi ve aynı zamanda I-824, yani kabul edilen bir dosyanın approval'ının, kabulünün başka bir konsolosluğa haber verilmesini sağlayan başvuru çeşidi ki bu çok az kullanılan bir başvuru gerçekten. Bu başvurulara da 3 ay içinde bakmayı hedefliyor. Geri kalan bütün başvuruların da 6 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. Mesela vatandaşlık başvurusu, mesela Green Card başvurusunun son safhası iş yeri üzerinden olabilir, evlilik üzerinden olabilir. Bunun son safhası, 485 safhasının 6 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde Immigrant Visa Petition dediğimiz 140 başvurusu, yani şirketin bir çalışanı için yaptığı veyahut da kişinin kendi kendine yaptığı 140 başvurusu, yine 129F dediğimiz nişanlı vizesi, 130 dediğimiz aile üyelerinin birbirine yaptığı Green Card başvuruları, I-730 dediğimiz Asylum statüsüne
statüsüne kavuşmuş olan kişilerin ailelerine yapmış olduğu aile birleşimi başvuruları, I-90 dediğimiz yeni green card yenilemeleri, bunların tamamı için göçmenlik bürosu 6 ay süreyi öngörüyor. Peki bu açıklamalar çok güzel. Mesela şu anda bir I-539 başvurusu, statü değişikliği başvurusu 6 ay ile 12 ay arasında sürebiliyor. Bir green card başvurusunun yenilenmesi 8 ay ile 16 ay arasında sürebiliyor. Bir I-485 başvurusu, bir green card'ın son aşaması başvurusu şu anda 8 ay ile 16 ay arasında sürebiliyor. 140 dediğimiz başvuru 4 ay ile 10 ay arasında sürebiliyor. Bahsedilen bütün bu hedeflenen süreler o kadar güzel ki pembe bir dünya gibi sanki. İngilizce'de bir laf var, too good to be true diye. Doğru olamayacak kadar iyi haber manasında. Peki göçmenlik bürosu bunu ne zaman hedefliyor? Yapılan açıklamaya göre fiscal year 2023'ün sonunda, yani 2023 mali yılının sonunda. Peki 2023 mali yılı ne zaman bitiyor? Ekim 2022'de başladığına göre Ekim 2023'te bitiyor. Dolayısıyla Ekim 2023'e kadar göçmenlik bürosu dosyaları hedeflediği süreler içinde bitirmeyi düşünüyor diyelim. Bu bir vaat midir? Göçmenlik bürosunun şimdiye kadar birçok vaadi olmuştur sürelerle alakalı. Bu vaatleri tutabildiği zamanlar çok enderdir, çok nadirdir. 20 yıllık avukatlık hayatım boyunca göçmenlik bürosunun birçok defa bu şekilde hedefler verdiğini, bu şekilde kendine uyulmasını istediği hedefler koyduğunu çok gördüm. Hatta zaman zaman bu göçmenlik bürosunun dosya başına aldığı harç ücretlerini arttırmak için bir sebep olarak da kullanılmıştır. Hoş şu anda bu açıklamanın içinde bir harç ücreti arttırılması söz konusu gibi görünmüyor ama yakın zamanda onun da bir haberinin geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu tip açıklamalar genelde ellerinde biriken dosyaların eritilmesi ve harç ücretlerinin daha da arttırılması için bir açıklama olarak kullanılır. Göçmenlik bürosunun bugün itibariyle bu açıklamayı yapmasının sebebi ise sadece önümüzdeki günlerde duyabileceğimiz harçların arttırılması haberi değil, aynı zamanda göçmenlik bürosunun içinde bulunduğu vahim durumla alakalı. O kadar çok dosya var, o kadar çok bekleyen dosya var, bunlara bakılması gerekiyor ve Covid'den dolayı hala her şey tam olarak çalışmıyor ki öyle bir baskı var ki böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiler. Göçmenlik bürosu gerçekten bu hedefi tutturabilir mi bilmiyorum ama en azından göçmenlik bürosunun sorunun farkında olduğunu izah etmesi anlamında bu çok güzel bir girişim ve alkışlanacak, takdir edilecek bir hareket. Bence bu olaya şöyle bakmak lazım. Vermiş oldukları tarih hedefleri var. Bu tarih hedeflerini tam tutturamasalar bile eğer buna yakın tarihlerde bu dosyalara bakacak olurlarsa inanın ben dahil hiçbir avukat bundan şikayet etmez. Dolayısıyla bu umarım verilen bu haber, bu güzel haber, bu hedefler tutturulabilecek, yakınına gelinebilecek tarihler olur, hedefler olur. Bu bile bizi çok mutlu eder. Göçmenlik bürosunun asıl ilgi alaka uyandıran ve heyecan uyandıran açıklaması ise bazı dosya gruplarına getirilecek premium processing servisi ile ilgiliydi. Peki kısaca premium processing nedir? Premium processing göçmenlik bürosuna ekstra bir harç ödeyerek dosyanın hızlandırılmasını sağlayan metodun ismidir. Premium Processing, göçmenlik bürosunun sadece belli dosya gruplarına verdiği bir imkan. Bugüne kadar bu dosya grupları sadece 129 ve 140, onun içinde de bazı dosya grupları. Yani mesela bir H1 başvurusu, mesela bir L1 dosyası, O1 dosyası, bunlar Premium Processing yapılabiliyor. Yine Amerika içindeki E1, E2 dosyaları. 140 formlarında ise belli dosyalar premium processing yapılabiliyor. Mesela iş yeri üzerinden olan green card başvurusunun ikinci safhası, mesela extraordinary IBDT dediğimiz EB1, bunlarda premium processing yapılabilirken EB2 National Interest Waiver ve EB1 Multi National Executive dediğimiz kategorilerde aslında premium processing bugüne kadar mümkün değildi. Şimdi göçmenlik bürosu premium processing'i hem bunlara hem de başka kategorilere de yayan bir açıklama yaptı. Peki ne diyor göçmenlik bürosu? Göçmenlik bürosunun açıklamasına göre EB1 Multinational Executive, yani Türkiye'deki bir şirkette uzun süre çalışmış bir kişinin daha sonra Amerika'ya gelip burada yapmış olduğu EB1, L1'ın bir üstü gibi düşünebilirsiniz. L1 göçmen olmayan, EB1 göçmen olan kategorisi. Bu kategoride premium processing hakkı verildi. Aynı zamanda National Interest Waiver dediğimiz kişinin kendi kendine başvuru yaptığı, self petition yaptığı Amerikan ülke menfaatlerine olan green card başvurusunda da premium processing hakkı verildi.
Burada ücret 2500 dolar ve processing time 45 gün olarak açıklandı. Dolayısıyla 2500 dolar ekstra ücret veren kişilerin dosyalarına 45 gün içinde göçmenlik bürosu bakmayı taahhüt ediyor. Bundan sonra premium processing istenebilecek dosya gruplarının içine I-539 formu da dahil edildi. I-539 neydi? Amerika içinde statü değişikliği istenmesi için doldurulan formun ismiydi. Bu daha önce premium processing'e hiçbir şekilde tabi değildi ama bundan sonra I-539 formu da premium processing'e tabi olacak formlardan birisi olarak açıklandı. Peki I-539 ile hangi dosyalar premium processing yapılabilir? Öncelikle F1, F2, J1, J2, M1 ve M2 kategorilerine geçiş yapmak isteyen kişilerin I-539 formlarına premium processing yapılabilir. Yani öğrenci ve veya eşi, C1'lı kişi ve veya eşi, M1'lı kişi ve veya eşi ve aynı zamanda tabii ki varsa çocukları bunlar dosyalarına premium processing isteyebilecekler. Bu şimdiye kadar olmayan bir şeydi. Bunun olması çok iyi. Mesela statü değişikliği yapıp bir an önce okula başlamak isteyen kişiler önceden bir sene beklemek zorunda kalıyordu. Bunun gelmesiyle belki çok daha hızlı bir şekilde okula başlayabilecekler, C1'lar staja başlayabilecekler. Dolayısıyla bu anlamda devrim niteliğinde bir karar denebilir. Yine aynı zamanda Amerika içinde bulunan ve I-539 formunu kullanarak eş statüsüne, çocuk statüsüne geçen E1, E2, L2, H4 yani H1'ın eşi H4, aynı zamanda E1, E2, L2, O3 yani O3, P4, R2, E3 kategorisine geçmek isteyen veyahut da bu kategorileri uzatmak isteyen, tekrar ediyorum Amerika içinde statü değiştirmek isteyen yani bu statüye geçmek isteyen veya zaten bu statüde olup da statüsünü uzatmak isteyen kişiler, eşler yani, onlar için de premium processing hakkı getirilmiş oldu. Peki bu I-539 formunun premium processing yapılabilmesi için ücret ne kadar ve ne kadar sürecek? I-539 formunun premium processing'e çevrilebilmesi için ücret 1750 dolar, süre de 30 gün olarak belirlendi. Bu 539 formuna premium processing getirilmesinin sebeplerinden bir tanesi de eskiden 129 formunu fail eden, 129 formunu gönderen eşle 539 formunu birlikte gönderen eşin dosyasına bir arada bakılırken bugünlerde bunun tamamen yolundan çıkması ve 129'lara hızlı bakılıp 539'lara çok sonra bakılması, dolayısıyla eşlerin eş statüsüne çok daha geç kavuşması neden oldu. Şimdi göçmenlik bürosu bu ikisini tekrar paralel hale getirebilmek için her ikisine birden premium processing yapma hakkı vermeyi sağlamış oluyor. Yine devrim niteliğinde bir karar diyebileceğimiz son kategori, premium processing'in getirildiği son kategori ise I-765 yani çalışma izni kategorisi. Şimdi aslında göçmenlik bürosunun üzerindeki çok büyük baskı zaten bu çalışma izinleri nedeniyle oldu. Çalışma izni uzatmalarının 10-12 ay sürmesi, halbuki uzatma yapan birisinin sadece 180 gün çalışma izninin olması, bir sürü kişinin işlerinden olmalarına, işlerini terk etmek zorunda kalmalarına ve çoğu zaman da işlerinden atılmalarına sebep oldu. Aslında şirketler çalışanlarından memnun ama bir çalışma kartı gösteremedikleri için bu kişileri işlerinden uzaklaştırmak, işten atmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla göçmenlik bürosu 765 kategorisinde, yani çalışma izni kategorisinde premium processing'i getirmeyi bir bakıma kamuoyunun baskısıyla kabul etmiş oldu. Peki 765 başvurusunda ücret ne kadar ve ne kadar sürede premium processing talebi değerlendirilecek? 765 başvurularında premium processing ücreti 1500 dolar ve sürede 30 gün olarak belirlendi. Dolayısıyla bu kural yürürlüğe girdiğinde çalışma iznini uzatmak isteyen birisi 1500 dolar yatırıp 30 gün içinde çalışma iznine kavuşmuş olacak. Peki bu değişiklikler ne zaman yürürlüğe girecek? Asıl önemli konu bu. Çünkü göçmenlik bürosu bu açıklamaların hepsini bir arada yapmasına rağmen bu kuralın yürürlüğe girişini form kategorilerine göre belirleyip zamana yaydı. Dolayısıyla hangi formun, hangi başvurunun, hangi tarihte yürürlüğe gireceği meselesi önemli. Öncelikle göçmenlik bürosu bazı dosya kategorilerinde premium processing taleplerinin 2022 mali yılı içinde değerlendirmeye alınacağını söyledi. Dolayısıyla 2022 mali yılı 30 Eylül 2022'de bittiğine göre önümüzdeki 4-5 ay içinde premium processing'e çevrilme ihtimali olan
ve göçmenlik bürosunun kabul edeceğini söylediği başvuru kategorileri şunlar. Öncelikle Form 140 EB1 Multinational Executive, yani uluslararası idareci transferi vizesi. Bunun yanı sıra EB2 National Interest Waiver, yani Amerikan ülke menfaatleri için kendi kendine green card başvurusu yapan kişilerin green card kategorisi, bu da 30 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceği açıklanan premium processing'ler arasında. Diğer form grubu 539, ama 539'un sadece F, J ve M kategorisine geçiş başvuruları. Burada öğrencilere, stajyerlere bir öncelik tanındığını görüyoruz. 539 formlarının tamamına değil, yani statü değişikliği başvurularının tamamına değil, sadece öğrenci, stajyer ve M kategorisi, ki o da öğrenci, bu kategorilerdeki başvurularda premium processing isteğinin çok daha hızlı bir şekilde 30 Eylül 2022'ye kadar yürürlüğe gireceğini görüyoruz. Yine 765 form grubunda F1 statüsünde olan kişilerin çalışma izni başvurusu, OPT çalışma izni başvurusu ve J1 statüsünde olan kişilerin çalışma izni başvurularında ve J1 exchange visitors dediğimiz kategoride 765 başvurusu yapan, çalışma izni başvurusu yapan kişilerin başvuru taleplerinin 30 Eylül 2022 tarihine kadar premium processing olarak gündeme alınacağını görüyoruz. Gördüğünüz gibi premium processing açıklaması aslında çok fazla vize kategorisini ve çok fazla form grubunu kapsıyor. Ama fiscal year 2022 içinde, yani 30 Eylül 2022'ye kadar yürürlüğe girecek premium processing başvurularının sayısı kısıtlı. Peki geri kalanlara ne olacak? Mesela E1'ler, E2'ler, H4'lar, aynı zamanda 765, yani çalışma izni başvurusu yapan diğer kategoriler, öğrenci ve exchange visitor dışında kalan kategoriler ne zaman yürürlüğe girecek? Göçmenlik bürosu bunun için maalesef çok ileri bir tarih vererek fiscal year 2025 dedi, yani 2025 mali yılı. Şimdi 2025 mali yılı Ekim 2024'te başlıyor. Bu da aşağı yukarı Biden'ın kendi 4 yıllık döneminin sonlarına denk geliyor. Dolayısıyla bu aslında bir nevi Biden seçilirse devam ettirilecek bir politika olarak belki de görülebilir. Çünkü Biden tekrar seçilmezse bunun da gündeme gelme ihtimali olmayabilir. Biden dışında seçilen bir administration, bir yönetim bu kuralı uygulamamayı seçebilir. Çünkü bu ileriye dönük olarak verilmiş bir hedef. Dolayısıyla bu premium processing açıklamasını bir gerçekten ayakları yere basan şekilde, reel şekilde bir değerlendirmek gerekirse, özellikle green card başvurusu yapacak 140 multinational executive, yani uluslararası yönetici transferi veyahut da national interest waiver gibi vize başvurusu yapacak kişiler için bu gerçekten olağanüstü bir haber. Çünkü önceden bunları hızlandırma metodu yoktu. Yine aynı şekilde Amerika için de statü değişikliği başvurusu yaparak FJM statüsüne sahip olmak isteyen kişiler, yine Amerika için de F1 veyahut da J1 statüsünde bulunup çalışma izni almak isteyen kişilerin yapacağı başvuruların hızlandırılması açısından bu açıklama harika. Çünkü önümüzdeki 6 ay içinde uygulamaya geçeceğini düşünüyoruz. Ama geri kalan bütün kategorilerde bu hızlandırma prosedürünün muhtemelen fiscal year 2025 olarak, mali yıl 2025 olarak anons edilmesi ciddi manada bir hayal kırıklığı oluşturdu demek mümkün. Göçmenlik bürosunun da bu açıklamayı hem üzerindeki baskıyı azaltmak hem de ileriye tarihler vererek birazcık daha bize zaman verin demek şeklinde bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bu kuralın 31 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girmesini bekliyoruz ve bahsedilen hedefleri tutturmaya çalışacağını göçmenlik bürosunun tahmin ediyoruz. Bu konu çok yeni bir konu. Zaman zaman güncellemeler olacaktır. Bunları da size duyurmaya devam edeceğiz. Göçmenlik bürosu bütün bu açıklamaların yanında çalışma izinleriyle alakalı bir değişiklik daha yapmıştı. Bundan da tekrar bahsetmekte fayda görüyorum. Önceden birer yıl şeklinde gelen çalışma izinleri artık bütün kategorilerde 2 yıl olarak geliyor. Green card başvurusu, asylum başvurusu, bütün bu devam eden başvurularda çalışma izni 2 yıllık olarak geliyor. Tabi bazı 1 yıl olarak gelmeye devam eden çalışma izinleri var. Mesela OPT gibi. Onlar kanun kural değişmediği için aynı şekilde gelmeye devam ediyor. Ama çalışma izninin problem olduğu, sorun olduğu, uzatmasının çok uzun zaman aldığı vize kategorilerinde artık çalışma izinleri 2 yıl olarak veriliyor. Bu da göçmenlik bürosunun bu backlog'ı, bu birikmeyi çözme metotlarından bir tanesi. YouTube kanalımızın 2. yaş günü münasebetiyle bir çekiliş yapacağımızı daha önce bildirmiştik. Onu da şimdi duyurmuş olalım. Bizi 2 yıldır dinliyorsunuz, 2 yıldır takip ediyorsunuz, 2 yıldır yorumlarınızla bu kanalın canlanmasına vesile oluyorsunuz ve aynı zamanda
bir bakıma bilginin paylaşılmasına da vesile oluyorsunuz. Bundan dolayı bizi takip ettiğiniz için, yorumlar yaptığınız için, bize destek verdiğiniz için ve güç verdiğiniz için biz de ikinci yılın anasına bir çekiliş yapıp sizlerle küçük de olsa birkaç tane hediye paylaşmak istiyoruz. Çekilişin içinde 3 tane 50 dolarlık Amazon çeki, 2 tarihliye de benimle konsültasyon hediye edeceğiz. Bu çekilişe katılabilmek için 3 şey yapmak gerekiyor. Birincisi kanala abone olun. İkincisi videoyu beğenin. Üçüncüsü de videoya yorum yazın. Bu üçünü yapanlar arasından yapacağımız çekilişle, ki bu çekiliş de zaten bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor, bir sonraki videomuzda bu çekilişin sonuçlarını duyuracağız ve bizimle irtibata geçmenizi isteyeceğiz. Aynı zamanda bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı kalplerin inceldiği, yumuşadığı aydır. Umarım küskünler barışır, güzel güzel oruçlar tutulur, güzel güzel insanlar birbirine davranır, daha mutlu, daha güzel bir dünya olur. Hepinize mutlu Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bugün sizlere Göçmenlik Bürosu'nun dosyaları hızlandırma atağından kısaca bahsetmeye çalıştım. Bunun içinde hem dosyalara daha kısa sürede bakma hedefleri var, hem de premium processing'e bazı dosya gruplarını dahil etme durumları söz konusu. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım çekilişe katılırsınız. Çekilişe katıldıktan sonra da çekilişi takip edip hediyelerinizi bizden istersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.